Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Osmanlı Hanım Sultanları ve yaptıkları hizmetleri anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Osmanlı Padişahı 4. Mustafa'nın annesi Valide Sultan ve Sultan 1. Abdülhamit'in 4. eşiydi. Bulgar asıllı ve doğduğu zamanki ismi Sonya idi. Oğlu 4. Mustafa'nın kısa saltanatı sırasında 29 Mayıs 1807, 17 Kasım 1808 tarihleri arasında Valide Sultan oldu. Oğlunun öldürülmesinden sonra 20 sene daha yaşadı ve 11 Aralık 1828 tarihinde öldü. Eyüp Sultan Camii Şadırvan avlusundaki hazireye defnedilmiştir. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'un annesi Valide Sultan ve 1. Abdülhamit'in eşiydi. Fransız asıllı olduğu düşünülen Nakşidil Valide Sultan 1783 yılında 1. Abdülhamit'in eşi oldu. Osmanlı kaynaklarında Padişah 2. Mahmut'un öz annesi olarak bilinmekle birlikte bazı batı kaynaklarında 2. Mahmut'u evlat edinerek yetiştiren kadın olduğu öne sürülmüştür. 2. Mahmut 1808 yılında tahta çıktığında Nakşidil Valide Sultan oldu. 22 Ağustos 1817 tarihinde öldü. Cenazesi İstanbul Fatih Camii Nakşidil Sultan Türbesi'ne gömüldü. Nakşidil Sultan'ın kökeni ölümünden sonraki yıllarda Batı ülkelerinde birçok söylentilere yol açmış, çok sayıda romana konu olmuştur. Bu söylentiler genel olarak Nakşidil Sultan'ın Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın eşi Joseph'in kuzeni olduğu yolunda yoğunlaşmaktadır. Söylentilere göre Nakşidil Sultan Temmuz veya Ağustos 1768'de Eymidabuk'ta River adında Fransa'nın bir kolonisi olan Martigues adasında zengin bir ailenin kızı olarak doğmuştu. Sonradan Napolyon Bonaparte'ın eşi olacak Joseph, Amy'nin kuzeniydi. Amy Fransa'ya eğitim için yollanmıştı. Bir gün Fransa'daki okulundan memleketine geri dönerken Mallorca açıklarında seyahat etmekte olduğu gemiye Cezayirli korsanlar saldırarak onu esir aldılar. Daha sonra Amy, Cezayir'in beyi tarafından padişaha hediye olarak İstanbul'a gönderildi. Haremde Nakşidil Sultan adını aldı. Günümüzde Martigues adasını ziyaret eden turistlere dünyanın iki büyük imparatorluğunun en yüksek düzeyine yükselmiş iki kuzeni olan Joseph Bonaparte ve Nakşidil Sultan'ın o adada doğmuş olduğu anlatılmaktadır. Ve bu söylenti ada için önemli bir ilgi alanı haline gelmiştir. Kristin İzma göre doğruluğu kanıtlanmamış olan bu söylentilerin yayılmasında Fransız ve Osmanlı Devleti'nin de payı vardır. Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in 1867 yılında Fransa'ya yaptığı seyahat sırasında 3. Napolyon Fransız basınına Abdülaziz Sultan'la akraba olduklarını söylemiştir. Ancak o dönemde Fransız ve Osmanlı imparatorluklarının bir ittifak içinde oldukları düşünülürse bu söylentilerin siyasi amaçlı olması oldukça mümkündür. Değerli arkadaşlar, yazarımız Nakşidil Sultan ile alakalı şunları da dile getirmektedir. Bundan önceki yakın planda Hattat Mustafa Rakım'dan söz etmiş ve büyük sanatkarların en güzel yazılarını Nakşidil Valide Sultan Türbesi için yazdığından söz etmiştim. Bu yazıları görmek için gittiğim türbede bir yandan Rakım'ın yazılarını seyrederken diğer yandan Nakşidil'i ve onun hakkında uydurulan hikayeleri düşündüm. Aslında meraklı okuyucularıma Nakşidil adı yabancı gelmemiştir. 7-8 yıl önce Topkapı Sarayı'nda yönetmen Jack Simic tarafından Century Fox adına çekilen Gözde filminde Nakşidil'in sözde hikayesi anlatılıyordu. Hikayeye göre Martigues adasında yaşayan Fransız soylularından Bakdriver ailesinin 1776'da doğan kızları Amy, bütün kibarların kızları gibi Fransa'nın Nantes şehrindeki bir manastırda eğitim görmüştür. 1790'da yani henüz 14 yaşındayken ailesini görmek üzere Martigues adasından dönerken bilindiği gibi gemi su almaya başlar. Tam batmak üzereyken yetişen başka bir gemi tarafından yolcuların bir kısmıyla birlikte kurtarılır. Fakat bu gemide yoluna devam ederken Cezayir korsanları tarafından ele geçirilecek ve esir alınan Amy İstanbul'a getirilerek saraya hediye edilecektir. Zamanla Nakşidil adıyla 1. Abdülhamit'in cariyeleri arasına giren Matmazel,
aynı zamanda Napolyon'un karısı, ünlü Joseph'in yakın akrabası, bir rivayete göre kardeş çocuğudur. Amy, zekası ve güzelliği sayesinde kısa zamanda padişahın kadınlarından biri olur. Hatta padişaha ileride tahta geçecek bir şehzade verir. Dolayısıyla 2. Mahmut'un hükümdarlığı sırasında valide sultan olarak haremin tek hakimi haline gelir. Oryantalist Muhayy ile Nakşide Sultan ile 1. Abdülhamit'in hükümdarlığı sırasında kafes hayatı yaşayan Veliaht Şehzade Selim arasında büyük bir aşk macerasını da uygun görmüştür. Oğlu Mahmud'a da yasak aşk yaşadığı Selim'e de reformcu fikirleri ve Fransız kültürünü aşılayan odur. Hikayenin başlangıcı doğru. Amy gerçekten Mertlik'ten dönerken kaza geçirmiş ve ölmüştür. Fakat bazı Fransız romancıları gönülleri güzel Matmazel'in ölmesine razı olmadığı için hayallerinde önce başka bir gemi tarafından kurtarılmasını sağlar, ardından Cezayir korsanlarını esir düşürüp Sultan 1. Abdülhamit'in haremine gönderiverirler. Fransızlar bu konuyu asrımızın başlarında araştırmışlardır. 1931 yılında Nice'da çıkan bir makalede Amy'nin doğum tarihinin kilise kayıtlarından kesin olarak tespit edildiği belirtilir. 1776. Nakşide Sultan'ın 1817 yılında öldüğünü biliyoruz. Eğer ikisi aynı kadınsa Nakşide Sultan'ın öldüğünde 41 yaşında olması gerekir. 2. Mahmud ise 1784 yılında doğmuştur. Buna göre Amy'nin Mahmud'u 8 yaşındayken doğurmuş olması gerekir. Aynı dergide ayrıca Matmazel'in 1790 yılında kaybolduğu ifade edilmektedir. Halbuki 2. Mahmud bu tarihten tam 6 yıl önce dünyaya gelmiştir. Yani Nakşide Sultan eğer Amy ise 2. Mahmud'un annesi olamaz. 2. Mahmud'un annesi ise Amy olamaz. Hikayenin başlangıç kısmı doğru dedik. River ailesi gemi kazasını duyunca kızları Matmazel Amy'yi bir süre aradıktan sonra boğulduğuna kanaat getirip matem tutar ve zamanını unutup gider. Hadiseden tam 32 yıl sonra Joe adında biri Amy'nin macerasını kendi fantazileriyle süsleyerek anlattığı Lame the Provice adlı bir roman yazar. Bu roman Buck the Rye ailesinden birilerinin hırslarını kamçılayacak ve menfaatlerini temini için harekete geçirecektir. Aynı konuyu 1846 yılında Sidney Deney adlı bir başka yazar, Matrinik Tarihi adlı kitabında kurcalar. Ancak konuyla ilgili asıl rivayetler, Dr. Cabanis adında Hayali Geniş Bir Fransızın Tarihi Sırları İfşa adlı kitabındadır. İddiaların en şaşırtıcı olanları ise Nakşide Sultan'ın Veliaht Şehzade Selim'le yasak aşk yaşaması ve ömrünün son saatlerinde oğlu 2. Mahmud'a Hristiyan olarak ölmek istediğini söylemesi, padişahın da annesinin son arzusunu kabul ederek Katolik bir rahip getirmesidir. Kafes hayatı yaşayan 3. Selim'in amcası 1. Abdülhamit'in bütün hoşgörüsüne rağmen özellikle Halil Hamit Paşa ile ilişkisi öğrenildikten sonra çok sıkı bir şekilde kontrol edildiği muhakkaktır. Bu bakımdan Selim'in hem devletin başı hem de amcası olan Sultan Abdülhamit'in kadınlarından yahut ikballerinden biriyle değil yasak ilişki yaşaması, görüşmesi bile mümkün değildir. Üstelik paşanın böyle bir ilişkiden haberdar olmaması ve müsamaha etmesi düşünülemez. Kaldı ki Selim'in şahsiyeti öz amcasının kadınına yahut gözdesine başka bir gözle bakmasına manidir. Burada harem dairelerinin söze edilen tarzda ilişkileri önleyecek bir biçimde inşa edildiğini de hemen belirtelim. Haremin onarımında yıllarca sorumlu mimar olarak çalışan Mualla Anhikker Eyüboğlu, Topkapı Sarayı'nda Padişah Evi adlı kitabında Cariyeler Dairesi ile Padişah Kasırları ve Şehzadeler Dairesi arasında hiçbir geçit bulunmadığını söyler. Nakşidil Valide Sultan'la ilgili rivayetlerin kafaları saçma sapan harem masallarıyla dolu olan 2. 3. sınıf romancıları cezbetmesi kaçınılmazdı. Bunlardan sorumcusu Barbara Rebord adlı Amerikalı zenci kadın yazardır. Yüksek tirajlı bir gazetemizde de özeti yayımlanan Valide adlı romanının gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını söylemeye bile lüzum görmüyoruz. Aynı konuyu Michel Grace adında biri de Saraydaki Gece adıyla romanlaştırmıştır. Gözde filmi işte bu romanın sinemaya uyarlanmış biçimidir. Sadece yabancılar değil,
Bazı Türk yazarları da II. Mahmut'un annesi Nakşibe Sultan'la ilgili söz konusu rivayetleri ciddiye alarak eserlerinde kullanmışlardır. Yabancı yazarların gerçeklerle ilgilenmemelerini anlayabiliriz. Onlar yazdıkları romanların çok satmasını, filmlerin para kazanmasını isterler. Harem onlar için tükenmez bir konudur ve asırlardır şairlerinden ressamlarına, romancılarından tiyatro yazarlarına kadar bu konuya yüklenip durmuş ve aslında harem diye kendi fantezilerini anlatmışlardır. Bizim anlayamadığımız bazı Türk yazarlarının kendi tarihlerine bakarken herhangi bir yabancıdan daha farklı bir tavır sergilememiş olmalarıdır. Halbuki Ahmet Refik Bey, Türk Tarih Encümeni Mecmuası'nda yayımlanan Mahmud İsani'nin Validesi başlıklı makalesinde Dr. Kibis'in birçok romanını ve filme konu olan iddialarını tek tek ele alarak hiçbirinin doğru olmadığını çok açık bir şekilde göstermiştir. Nakşibe Sultan'la ilgili rivayetler arasında II. Mahmud'un annesinin ölümünden sonra Martigny Bakderiver ailesi hakkında tahkikat yaptırdığı da var. Bunu duyan bir adam Matmazel'in eniştesi olduğunu iddia ederek Fransız sefaretine başvurmuş fakat netice alamamış. Sultan Abdülaziz de Fransız seyahati sırasında sözüm ona büyük annesi Nakşibe Sultan'ın ailesini merak edip bu konuda 3. Napolyon'la konuşmasıymış. Napolyon aileden birini buldurmuş fakat koyu bir Katolik olan bu adam meseleyi kurcalamaya yanaşmamış. Napolyon'un karısı Joseph ile Amy Driver'ın kardeş çocukları olduklarını belirtmiştik. Joseph, 1. Napolyon'dan önce General Alexander de Bois ile evliydi. Bu generalden olan kızı 1. Napolyon'un kardeşiyle evlenmiş ve 3. Napolyon bu evlilikten doğmuştur. Bu duruma göre Amy Driver ile Nakşibe Sultan gerçekten aynı kadınsa, Sultan Abdülaziz ile 3. Napolyon'un da kardeş torunları olmaları gerekir. Gerçek şu, bütün bu rivayetlerle ilgili olarak ne bizde ne de Fransız arşivlerinde bir vesika var. Bütünüyle Fransız yazarların hayal hanesinden çıkmış uydurma bir hikayedir bu. Gerçek olan Amy Driver hakkındaki yazıların Martigny aileden bazı kişilerin hırslarını kamçılamış ve bu rivayetlerin zamanla yayılarak Osmanlı sarayında bile merakı tahrik etmiş olmasıdır. Bu yüzden II. Mahmut'un ve Sultan Abdülaziz'in tahkikat yaptırmış olmaları mümkündür. Ama bu gerçeği değiştirmez. II. Mahmud'un 1808'de tahta geçmesi üzerine Atabey'in Tarihi Enderun'da tasvir ettiği muhteşem bir valide alayıyla Topkapı Sarayı'na gelip valide sultan olan Nakşidil'in çeşme yaptırmaya meraklı olduğu anlaşılmaktadır. Sultanahmet, Üsküdar, Alemdağı ve Fatih'te yaptırdığı çeşmeler hakkında Hilmi Tanışık'ın İstanbul Çeşmeleri adlı eserinde bilgi bulunabilir. 1816 yılında hastalanan Nakşibil Valide Sultan'ı Hekimbaşı Mesut Efendi ile iki Rum hekiminin bütün gayretlerine rağmen iyileştirmek mümkün olmamıştır. Sonunda hava değişiminin faydalı olabileceği ümidiyle Çamlıca'daki Gümrükçü Osman Ağa Köşkü'ne gönderilen Valide Sultan birkaç gün sonra durumu ağırlaşınca tekrar Beşiktaş Sarayı'na getirilmiş ve orada ölerek Fatih'te oğlu tarafından yaptırılan türbeye gömülmüştür. Hafız Hızır İlyas Ağa, Tarihi Enderun'da Nakşibil Valide Sultan'ın gümrükçü bağına boş yere götürülüp rahatsız edildiğini söyler. Çağatay Uluçay'a göre Nakşibil Valide Sultan'ın hastalığının verem olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim oğlu Mahmud ile torunu Abdülmecid aynı hastalıktan ölmüşlerdir. Ahmet Cevdet Paşa'nın tabiriyle Nısf-ı Şevval'de badeten rühlet etmekle Ebu'l-Feth Sultan Mehmet Han Camii Şerifi kurbünde müceddeden inşa buyrulan türbeye defnolan Nakşibil Valide Sultan'ın ne Fransızlığına ne de Hristiyan olarak öldüğüne dair bir kanıt vardır.